Evet, merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden kaçıncı bölüm bu? 7. bölüm. Evet, 7. bölümden devam ediyoruz. Kurtarmamız gerekiyor son olarak. Diyor ki duvar zarar görmüş bazı kimyasallar nedeniyle. Acaba bunu kırabilmem için bir eşyam var mı diyor. Maalesef bir eşyamız yok bunu kırabilmek için. Eşya bakacağız. Şuradan bir 4. kattan kontrol ederek başlayalım. Ah, solda bir tane yıldız yanıyor. İddiaya girerim ki bu duvarı kırabilir diyor. Ne aldık? Bir adet çekiç aldık. Balyoz daha doğrusu. Gidelim duvarı kıralım. Ve Fluffy'yi kurtaralım yani. Zavallı çocuk. Pis. Ne oluyor lan? Fluffy! Açılmıyor. Nerede diğer tuvalet? Burası mıydı? Evet. Fluffy, duvardan uzaklaş. Burayı kıracağım şimdi. Sanırım yandaki tuvalete girdik duvardan. Fluffy. Sorun ne? Ne oldu? Hayır, hayır. Yaklaşma bana. Korkuyorum. Fluffy, her şey yolunda. Benim, David. Bay David. Aa. Fluffy, iyi misin? Canın acıdı mı? Bir şeyler oldu mu sana? Gerçekten ne oldu? Aa, sizi bekliyordum Bay David ve sonrasında arkamı döndüm ve arkamda bir adam vardı. Ve beni elde etmeye çalıştı. Bir adam mı? Fluffy, neye benziyordu bu kişi? Nasıl biriydi yani? Boynu tamamen bükülmüş durumdaydı. Bana baktı ve seni buldum dedi. Çok korkmuştum ve buraya saklandım. Bir adam mı? Kırık bir boyunla mı? Şimdi David'in iç sesi konuşuyor. Bu o. Beni buraya kadar takip etti demek. Kahretsin. Neden Fluffy ve ben? Çok korktum. Çok korkmuştum. Şimdi her şey yolunda Fluffy. İyi baş ettin bu olayla. Seninle gurur duyuyorum. David'in iç sesi yine konuşuyor burada. Eğer o buradaysa Fluffy'yi kendi başına bırakmamam lazım. Onu polise götürmem gerek. Fluffy, sence de polise gitmemiz gerekmiyor mu? Buralar karanlık ve tehlikeli. Seni oraya götüreceğim. Her şey yoluna girecek. Hayır. Hayır. Ben Bay David'le kalmak istiyorum. Annemi bekleyeceğim. Fluffy, lütfen bencilce olma. Eminim ki annem de polise gitmiştir. Hayır. Annem bana burada beklememi söyledi. Ve bundan dolayı biliyorum ki annem beni gelip bulacak.
Ve burada annemi bekleyeceğim. Çünkü ben çetin cevizim. Ha, David'in iç sesi diyor ki, eğer onu bulamazsam yakında, yani boynu bükük, kırık kişiden bahsediyor. Crooked Man'den. Ve Fluffy'nin annesi de ortalıkta görünmezse son çare olarak onu polise götürmem gerekiyor diyor iç sesi. Eminim Fluffy bundan hoşlanmayacaktır ama yapacak bir şey de yok. Elimizden farklı hani başka bir şey gelmez diyor. Öf be adamım, bu çok karma karışık bir hal almaya başladı. Umuyorum ki yakında annesi kendini gösterir. Yani ortaya çıkar. Pekala Fluffy. Birlikte biraz daha bekleyeceğiz, olur mu? Yakında annen gelecektir. Biliyorum. Hey, bundan dolayı ağlama artık, tamam mı? Sen büyük bir çocuksun, öyle değil mi? Büyük bir çocuksun değil, büyük bir adamsın demek istedi. Yanlış çevirdim. Anneme söyleme ağladığımı. Ağladığım zaman annem benden nefret ediyor. Ve bana kızıyor. Söz veriyorum, söylemeyeceğim. Erkekler arasında bir söz. Hadi gidelim bakalım artık. Tamamdır. Nereden çıkacağız? Buranın çıkışı nerede? Aha. Oh, çıktık. Şimdi. Arkadaşlar geri ne kaldı? Buradaki parçaları toplamamız gerekiyor. Ve onun haricinde yukarıdaki tarasa açılan kapıyı açmamız lazım. Yani şifresini bulup 3 haneli şifre vardı hatırlarsanız bir önceki bölümden. Ha, şurada yukarıda bir dolap var. Bakmış mıydık ona? Eski bir buzdolabıymış. Evet, burada da ipucu veriyordu bize şifreye dair. 3 haneli şifremiz vardı. İnternette ufak bir araştırma yaptım ve nasıl çözüleceğine dair ipucu elde ettim. Bu yukarıdaki yazan 2, 3, 4 rakamları arkadaşlar, bunlar kat numaralarıymış. Yani mesela 2 numarada, yani 2 numara diyor. Yani ikinci katta 3 tane de kare var gördüğünüz gibi. Ortanca kareyi gösteriyor. Her kare bir odayı simgeliyor burada. Mesela en üstteki 2'nin altındaki kare birinci oda. Ortadaki ikinci oda, alttaki en alttaki de üçüncü oda oluyor. Yani burada ipucu diyor ki ikinci katta, ikinci odada, yatakta. Evet, şimdi ne yapalım? 2-2 yapacağız. 2-2 yapacağız. Bu şu an 4'teyiz biz. Aşağı inelim ikinci kata. Sonra ortanca odaya giderim. Ama açılmıyor. Açılan bir şey var mı? İlginç. Kapılar açılmıyor. O halde başka birini daha deneyelim. Neredeydi ki? Sanırım buradaydı. İpucu. Evet, diğer ipucunu deneyelim. Üçüncü kat, birinci oda, çöplük. Çöp konteyneri ya da kutusu artık her neyse. Üçüncü kat hemen yakın zaten. Bir alt katta. Sanırım üçüncü oda mıydı? Neresiydi? Evet, burada çöp kutusu var mı? Çöp kutusu. Kutusunu bulamıyorum. Acaba katları mı karıştırdık? Yanlış mı bakıyoruz? Bir saniye, bir saniye. Kat olan yer sadece burası değil ama. Diğer binadaki yeri de söylüyor olabilir bize. Yani
buradan merdivenlerden çıkınca. Aa, kirli bir fincan varmış. Burada da bir şey varmış içinde. L parçasını bulduk. 1, 2, 3, 4 oldu. 2 tane daha kaldı geriye. Belki onları bulursak bu açılmayan kapılara dair şeyleri bulabiliriz. Ne diyorlar ona? Anahtarı. Ya açılma sistemini. Nereye geldik? Giriş katına geldik. Bu neymiş? Bir karton kutu ve üzerinde şu yazıyormuş. Kaybolmuş ve bulunan eşyalar. Aa, bu ne? Daha öncesine çıkmış mıydı ya bu seçenek? Aa, içinden bir parça daha çıktı. İ harfi çıktı. 1, 3, 2, 5. Bir parça kaldı geriye. Hangi parça kaldı bakalım. İpuçlarından takip edelim. Şimdi çiçek vazosundakini bulduk. Banyodakini bulduk. Yani el yıkama bölümündekini. Yemeği nerede yersin diyor. Sanırım az önce fincanı falan bulmuştuk. Fincanın içindeki eşyayı. O da sanırım bunu temsil ediyor. Üçüncü paragrafı. Telefondakini bulduk. Hemşireler biliyor diyor. Hemşirelerin biliyor dediği şeyi de burası zaten hemşire odası. Yani görevlilerin odası. Bakın şuraya tıkladığınız zaman zaten hemşireler için çağrı ışığı paneli var. Onu da bulmuş bulunmaktayız. Son olarak da get close to the sky diyor. Yani gökyüzüne yakın ol. Bu ne demek oluyor? Çatı katı demek oluyor sanırım. Yukarı çıkmamız gerek. Ama yukarı çıkmadan önce şuraları bir tekrardan gözden geçirelim. Belki bir şeylere denk gelebiliriz. Kutusu. Buradan az önce zaten balyoz bulmuştuk. Burası zemin kat mı? Evet, zemin kat. Aa, Fluffy'ye bak. Bizim ilk bölümde, birinci bölümde kağıtta okumuş olduğumuz tekerlemeyi söylüyor. Ne? Orada bir boynu çarpık adam mı vardı? Evet. Annem bana söylemişti bunu. Ben şarkı söylemeyi seviyorum. Bu yüzden çok şarkı söylerim. Ve bu şarkıyı da çok seviyorum. Yani tekerlemeyi. Anlıyorum. Sorun ne Bay David? İşin aslı ben de bunu çocukken öğrenmiştim. Ama pek sevmedim. Neden? Bana sanki bu çok hüzünlü bir şarkıymış gibi geliyor. Çünkü bu adam ömür boyunca hep böyle çarpık bir boyunla yaşıyor. Ve etrafında bulunan her şey de çarpık. Ve şundan dolayı korktum her zaman. Şöyle düşündüm. Acaba ben çarpık adam olsaydım nasıl olurdu? Tabii ki sadece çocukken düşünüyordum bunu. Artık değil. Anlamadım bay. Ama kusura bakmayın böyle hüzünlü bir şarkı söylediğim için. Aa, sorun değil, sorun değil. Sadece eski anıları canlandırdı bende. Sen iyi bir şarkı söyleyensin Fluffy. Annenle birlikte de söylüyor musun? Evet. Annem de şarkıları sever. Onunla birlikte şarkı söylemek çok eğlenceli. Sen de söyler misin David? Hayır, ben bu şarkı söyleme konusunda iyi değilim. Beni duymasan daha iyi olur. Burası ne? Kimyasallar odası. Kimyasallar odasında bakalım. Bir şeyler değişmiş mi?
Kimyasal falan filan bir şeyler diyordu hatırlıyorsanız bir önceki bölümde. Bir kağıtta mı, defterde mi, günlükte mi, nerede bir yerde, ipucunun tekinde. Burası kimyasallar odası olduğuna göre belki bir şeyler çıkabilir önümüze. Maalesef bir şey çıkmadı. Burada ne var? Kapı açılmıyor zaten. Evet, alt katta yapacak, zemin katta da yapacak bir şeyimiz kalmadı. Yavaş yavaş yukarı doğru geze geze artık son hamlelerimizi yapalım. Bolca ipucu lazım bize. Şifreye dair. Bakıyorum buralara çıkacak mı diye ama maalesef hiçbir şey çıkmıyor. Belki bilgisayarda vardır diyeceğim. Bilgisayarda da hiçbir şey yok. Üzerimizde ne eşya var ki? Bir anahtar var. Bu ne işe yarıyor anahtar? Üzerinde yazdığı yazıyı okuyamıyormuşuz kandan dolayı. Yani nereye açıyor bu anahtar? Fikrim yok. Burası ikinci katta, şimdi sıra üçüncü katta. Bire bir ipucu kaldı gökyüzünde diyor. Yani gökyüzüne yakın olan bir yer diyor. Kitaplığa bakalım. Bir şey çıkmadı kitaplıkta. Embriyo var. Bakmıştık zaten ona daha öncesinde. Yatakta bir şey yok. Kitap raflarında hiçbir şey yok. Bilgisayar yine çalışmıyor. X-ray filmleri varmış panoda. Aa bu ne? Evet, 3 tane seçenek çıktı. İçine bak. Yandan yürü. Terse dön. İçine bakalım. Ay içinde kesilmiş kağıtlar varmış. Pek ilgi çekici bir şey yokmuş. Üçüncü seçeneği. Aa. Bir yazıyor. Tabanında bir şey varmış ve bir yazıyormuş. Burası ne ki? Kaçıncı kat burası? Acaba yanlış odalara mı girmiştik de az önce? Dur bakalım. Burası kaç? Üçüncü oda. Hemen ipucuna gidelim. İpucuna. İpucu neredeydi? Buralarda bir yerde olması lazım. Burada değildi. O zaman birinci katta olması lazım. Burada da değil. Burada da değil sanırım. Evet, burada değil değildi. Allah Allah, ipuçları neredeydi? Zemin katta mıydı ki? Hayır, burası kimya odası. Burası kapalı. Hemen ipucunu bulalım. Evet, rakamlardan biri 1. Onu öğrenmiş olduk. Ya.
Sanırım üst katlarda olsa gerek. Dördüncü kat olabilir. Burada kitapta mıydı yoksa? Hayır, burası değil. Panolarda mıydı? Evet, buradaymış. Az önce ne bulduk? Çöp tenekesinden bulduk. Çöp tenekesinden ortadaki rakam 3 numara trash diyor. Yani çöp kutusu. Demek ki oradaki yan binadaki odalardan bahsediyormuş bu. Şimdi bunu not edeyim ben. Gerçi not etmeye gerek yok galiba. Ortadaki 1. Ya da edeyim ya. Olur olmaz şimdi. Bizim kafa biraz gidik durumda. Ortadaki 1. Bunu öğrenmiş olduk. Güzel. Şimdi dördüncü katta tahtada varmış bir de yazı. Hemen burası dördüncü kat galiba. Bakalım. Evet, dördüncü kat. Hemen yan binaya girelim. Yan binada burada tahtada bir şeyler var. Tahtaya gidelim. Panoya gideceğiz. Burada yok. Bir sonraki panoya. Burada da yok. Demek ki son oda. Ya da bak diyor. Çok fazla karma karışık yazılar varmış. Diğer seçeneğe bakalım. Kağıdı ters çevir diyor. Aa, kağıdı ters çevirdik ve 6 numarasını bulduk. Evet, bunu da yazalım buraya. 6. Not ettik bunu da. Tamamdır. Şimdi diğer ipucu neredeydi? Dördüncü kat. Evet, bir de ikinci katta yataktaymış. Orta şeyde, odada. Hemen ikinci kata inelim. Ek binaya girip yan odaya, ikinci oda. Bir, iki. Yatak. O kirli diyor yatak. Altına bakalım yatağın. Aa, altında rakam çıktı. 7 numara. Hemen not edelim bunu da. Evet, şifremiz ne oldu? Şifre 716 oldu arkadaşlar. Şimdi neresiydi? O burası mıydı? Yok. En üst kattaydı sanırım. Evet, gökyüzüne göre. Gökyüzüne yakın bir yer. Sanırım üst kat olsa gerek. Şifremiz 716. Koridorun sonuna gidiyoruz. Ya niye açılmıyorsun? Açılsana. Nereden girdik ya? Biz bir yerden... O halde diğer koridorları kontrol edeceğim artık. Yangın çıkışı olan bir koridor arıyorum şu an. Aha, burasıymış, tamam. Şifre 716. 7 1 6. Oo, kapı açıldı. Merhaba. Bu neymiş? Aa, burayı tıkamışlar. Alt katı şeylerle, ne diyorlar ona, kum torbalarıyla tıkamışlar. Merdivenler yukarı çıkıyor. Dördüncü kattayız. Burası kapanmış. Aa. Teller kapıyı sıkış şekilde tutuyormuş. Yani açılmasına izin vermiyormuş. Diyor ki kesici bir alet bile kesemez bu telleri. Acaba bu konu hakkında ne yapabilirim? Telleri nasıl yok edebiliriz? Telleri ya kesici alet bulacağız ya da kimyasal bir şeyler bulmamız lazım. Sanırım kimya odası alt kattaydı. Yanlış hatırlamıyorsam.
Evet, buradaymış. Şimdi buraya tekrardan bakacağız. Belki bir şeyler aktif hale gelmiştir burada daha öncesinde olmayan. Bize kimyasal bir çözücü lazım. Elleri eritebilmemiz için. Maalesef kimya odasında yok. Bu ne odası? Kapalı zaten. Diğer binaya bakalım. Son kez şunları kontrol edelim bir. Radyoloji. Kapalı. Psikiyatri. Psikiyatride ne arasın? Kimyasal madde veya makas. Ya lan sıkıştık kaldık burada yani oyun kilitlendi ya yapacak bir şey yok. Nereden bulacağız bunu kimyasalı? Her yere baktık bakmadık yer kalmadı. Evet, sorun neymiş arkadaşlar? Söyleyeyim. Saçma bir şekilde oyunun kendi hatası bu. Buradaki günlüğü biz daha öncesinde okumuştuk. Okumamıza rağmen buradaki eşya aktif hale gelmemişti. Yani etkinleşemiyorduk onun üzerinde. Tekrardan gelip günlüğü ikinci kez okumamız gerekiyormuş. Şeyden sonra. Yukarı çıktık hani kapı kilitliydi. Tellerle kapatılmıştı ya. Yani bağlanmıştı. Ve orada eritmemiz lazım veya kesmemiz lazım diyordu bize. İşte o cümleden sonra, o paragraftan sonra gelip tekrardan günlüğü okumamız gerekiyormuş. Aksi halde bize şu salak eşyayı kimyasalı vermiyor raflardan saçma bir şekilde. Oyunun saçmalığı işte. Yani daha önce okumuş olduğum günlüğü niye tekrardan okumama zorluyorsun ki beni? Oyun algoritması yazılırken bu şekilde sanırım bir hata yapılmış veya hikayeye uygun şekilde gitsin diye böyle bir sıralama koymuşlar. İnternetten baktım az önce bunu. Yoksa yani burada böyle hala daha dolaşıp duracaktık. Evet, iddia girerim ki biraz hidrojen karışımı bunun işini görür diyor. Hey Fluffy, geride dur bu biraz tehlikeli olabilir. Okey. Hey, işe yaradı. Biraz zevkli bir şeye benziyor. Eğlenceli yani. Bana eski zamanlardaki kimya deneylerini hatırlattı. Evet, teller eridi ve artık kapı açılabilir. Evet, Fluffy diyor ki, oh be dışarıdayız sonunda. Fluffy, etrafta koşuşturma yoksa aşağı düşersin. Annemi buradan göremiyorum. Hala daha kaybetmiş olduğu şeyi arıyor olması lazım. Umuyorum ki yakında gelir de beni bulur. Yakında burada olur. Merak etme. Eminim bundan. Sen cidden anneni çok seviyorsun galiba Fluffy ha? Öyle mi? Evet. Annem en iyisidir. Sen de anneni seviyor musun David? Evet, ben de annemi severim. Aile önemlidir. Benim annem de iyidir ama kızdığı zaman çok korkunç bir hal alıyor. Senin annen iyi mi? Ne oldu ya? Ha, David.
Anılarına geri döndü galiba. Flashback yaşıyoruz burada. David diyor ki evdeyim, eve geldim. Kendini daha iyi hissediyor musun anne? Hastaneye gittin mi? Eve hoş geldin Davey. Sadece üşüttüm kendimi. Dinlendikten sonra kendimi daha çok daha iyi hissedeceğim. Böyle hep böyle yatalak, yani nasıl yatalak demeyeyim de nasıl derler ona, sümsük değil de ne diyorlar ne diyorlar, ha, böyle sürekli hastalıktan burnu çıkmayan olur ya, o ifadeyi kullanıyor. Yani hep böyle olmanın iyi bir yanı yok diyor. Ve her zaman seni endişelendirdiğim için de özür dilerim. Aa, bu konuda endişelenme anne. İkimiz bir aileyiz sonuçta. Tabii ki ikimiz de birbirimize yardımcı olacağız. Ha, çok kibarsın. Şöyle bakalım. Charlie ile durumlar nasıl? Yakın zamanda pek uğramadı buraya. Yani işlerden dolayı pek fazla buluşamadık onunla şu zamanlarda. Ama buna rağmen onunla gelecek ve ikimiz hakkında daha çok konuşmak istiyorum. Yani o günü iple çekiyorum diyor, o günleri. Ona iyi davran diyor. Sonuçta o da bir kadın demeye getiriyor yani. Ve ona her zaman destek çık, olur mu? Evet, David burada konuyu değiştiriyor. Sen iyi olduğundan emin misin anne? Pek iyi görünmüyorsun. Uyusan iyi olur. Ben kendi yemeğimi kendim yaparım. Senin gibi düşünceli bir oğula sahip olduğum için çok mutluyum. Yani gurur duyuyorum diyor. Teşekkür ederim David. Evet. Benim annem de çok iyi biridir. Hep benim üzerime düşerdi. Beni düşünürdü. O halde en yakın zamanda eve gitsen iyi olur Bay David. Annen gerçekten senin hakkında endişelenmiş olması gerek. Sanıyorum ki haklısın. Aynı nedenler senin için de geçerli. O yüzden annen gelene kadar benimle birlikte burada bekleyeceksin. Tabii ki. Bu ne ya? Eski bir gazete kağıdı. Evet. Yerel hastanedeki bir psikiyatri intiharı onaylamış. Yani intihar hakkında röportaj vermiş. Aa. Evet, aynı hastanedeki bir doktor bir hemşire tarafından öldürüldüğü anlatılıyor burada. Pardon, öldürüldüğü değil. Bir hemşire tarafından ölü olarak bulunduğu anlatılıyor. Öğreniyor. Yani hemşire ölü bir doktoru bulmuş hastanede. Ve o doktor asılmış durumdaymış bulunduğunda. Kendini asmış. Polis de bundan dolayı yani bu davayı bir intihar olarak adlandırmış. İntihar vakası diye kapatmış dosyayı yani. Çatıda bir şey var, yıldız var. Tırmanalım bakalım. Ne çıktı? Burada bir şey var. Neymiş bu? Bir M harfi bulduk.
Evet, doğru. Yıldızlara yakın diyor da ipucunda. Şimdi kaç parçamız oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parça oldu. Güzel. İşimiz bitti parçalarla. Aşağı inelim ve o şifreli kutuyu ele geçirelim. Nereden gidiyoruz lan buradan aşağıya? Bakın şifreli kutunun içinden ne çıkacak? Çok merak ettim. O ses ne lan? Hey. Vıcık vıcık bir ses geliyor. Aha. Emre uyuyor lan. What? Ne? Ne yapıyor bu burada? Ne yapıyor? Ne yapıyor bu? Embriyo modelini mi yiyor? Aha, yeme işi bitti. Karnı doydu, bize bakıyor. Oh. Ay David. Hayır, hayır, uzak dur. Fluffy kovalıyor. Fluffy, ah. Yaratığı takip etmem lazım. Ah, başım, kanıyorum ve sersemleşmiş durumdayım. Hemen şurada kaydedelim oyunumuzu. Aha, zarar görmüşüz, yavaşlamışız. Nereye gitti o? Fluffy, bir yukarı çatıyı kontrol edelim bakalım. Görünüşe göre Fluffy burada değil diyor. Canımız %50'ye düşmüş. Lan yiyebileceğimiz bir şey yok. Önceki bölümde D bize şey vermişti. Enerji içeceği vermişti. Öyle canımızı doldurmuştuk ama bu sefer burada canımızı doldurabileceğimiz bir şey yok. Başımıza kanıyor. Kan kaybından ölmesek bari. Nereye gitti Fluffy ya? Fluffy'yi bulmam lazım benim. Allah Allah, Fluffy burada da yok. Zaten koşamıyorum, hızlı yürüyemiyorum. Canım düştü, başım ağrıyor, kafam kanıyor. Ve sersemleşmiş durumdayım. Hazır buraya gelmişken şu kutuyu da açalım ya. Şifre family arkadaşlar. Yani aile. Aa, bir anahtar buldum içinden.
Lan nereye gitti bunlar ya? Bu arada dördüncü kata bakmadım ben. Dördüncü kata bir göz atayım. Aa, bir de zemin var, doğru. Zeminde yokmuş. En üst kata bakalım. Orada da yoksa diğer yan binaya geçeceğiz. Aha, buldum. Fluffy. Hey, uzak dur. Ölmek istemiyorum. Uzak dur. Bu şey hakkında bir şey yapmam lazım. Ben demeç atamıyorum ki, vuramıyorum ki. Ne yapacağım? Aha. Öldüm. Yedi lan beni. Neyse, en azından son üst kattaymış. Onu öğrenmiş olduk. Burada Fluffy'yi kurtarmamız lazım. Bir an önce. Bunu alarak, kullanarak yaratığın kafasını indirdik. Ay David, ben de David. Tapal lan pis yaratık. Ay David. Fluffy. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Özür dilerim Bay David. Bu benim hatamdı. Yani senin zarar görmen, yaralanmış olman benim hatam David. Sorun yok. Senin hatan değil. Yanlış bir şey yapmadın. Bay David. Senin hatan değil, kendini suçlama. Belki böyle bir şey söylemem lazımdı ama bu tür şeyler hep oluyor. Eğer daha erken farkına varmış olsaydık. David öldü mü ya? Kan kaybından. Oh. Öldün mü? Ah, oh, başım çok çatlar durumda, ağrıyor. Salak yaratık. Bay David, iyi misiniz? Evet Fluffy, iyiyim. Sen yaralanmadın değil mi? Hayır. Ben de iyi olacağım. Seni endişelendirdiğim için kusura bakma. Görünüşe göre yaratık kaçıp gitti. Fluffy. Annemi istiyorum. Canavarı sevmedim. Karanlığı sevmiyorum. Fluffy. Polise gitsek mi acaba? Ne dersin? Eminim ki annen de oradadır. Ama anneme söyledim ki onu bekleyeceğim burada. Ve annem de benden memnun olduğunu, gurur duyduğunu söylemişti. Bundan dolayı onu bekleyeceğim burada. Annem yalan söylemez. O benim için geri gelecektir. Bundan dolayı burada beklemem lazım. Lan var ya, resmen anası bunu kandırmış, bırakmış hayaletliği hastanede ölsün diye gitmiş ya. Evet, David'in iç sesi ne diyor bakalım. Gerçekten de polisin yanında olması lazım bu çocuğun. Ama beni dinlemiyor ki. Ve şu an onu zorlarsam polise götürmek için sadece kaçmaya devam edecek benden. Ona biraz daha zaman vereceğim. Biraz daha müddet tanıyacağım.
ve ondan sonra hala daha direnirse onu polise götürme hakkında artık zorlamaya başlayacağım yani. Zorla, kaba kuvvetle götüreceğim diyor. Yapacak başka seçeneğim yok diyor orada. Ve üstelik annesinin de bunca zamandır ne yaptığı hakkında bir fikrim yok, merak ediyorum diyor. Yani bir insan bir oğlunu böyle arkada bırakıp gider mi ya? Yani bazı insanları gerçekten anlayamıyorum. Ve bu yaratığın ne işi var burada? Daha öncesinde beni takip ediyordur. Yani daha öncesinde beni takip ediyordu fakat şimdi Fluffy'nin peşinde. Aa, sanırım bunu anlayabileceğimi sanmıyorum. Tek yapmam gereken onu bu saldırılardan korumam gerektiği. Belki de bir yerlerde bir silah falan bulabilirim. Sen iyi bir çocuksun Fluffy. Yani bunca yaşadıklarımıza rağmen gerçekten iyi iş çıkardın. Eminim ki annen gerçekten seninle gurur duyuyordur. Biraz daha dayan, dişin sık, tamam mı? Seninle birlikte kalacağım, merak etme. Daha fazla yaratık olmayacak, değil mi? Açıkçası buna garanti veremem. Ama yakınlarımıza bir yaratık falan olursa seni koruyacağım. Bundan dolayı benden uzaklaşma, etrafımda ol, yani çevrende ol, bana yakın ol. Tamam mı? Tamamdır, seninle kalacağım. Baya. David. Ya. Yola geldin tabii sonunda. Şimdi direktörün odasına girelim. Şifreyi çözelim. Güvenli kasayı açtık. Oo, bir adet tabanca, silah ve mermi, mühimmat aldık yanımıza. Nerede bu? Üzerine 5 mermi alabiliyormuş. Burada kaydedelim oyunu biz. Ne olur ne olmaz. Yine bir zorlukla karşılaşırsak ta geriden başlamayalım. Oh, yine mi yaratık sen? Ulan bu yaratık da boksör gibi, anasını satayım. Sürekli bize vuruyor. Ay David. Ay David, yardım edin. Aa, yine mi bu yaratık? Fluffy, bu tarafa. Hayır. Ben bu yaratıktan çok korkuyorum. İstemiyorum, istemiyorum, ölmek istemiyorum. Fluffy, kenara çekil. Ya benim tarafıma gel. Canavarın daha fazla senin yakınına gelmesine izin verme. Salak çocuk, niye kaçıyorsun? Gel işte yanıma. Ah, Fluffy'nin peşine gitmem lazım. Canım hala 50'de ama koşuyorum. Vay be. Fluffy. Hayır, uzak dur benden. Bay David, yardım edin. Bu tarafa gel David. Fluffy, sana yaklaşmasına izin verme. Aa, Mr. David, yardım edin. Kahretsin. Gerçekten de Fluffy'nin peşinde bu yaratık. Acaba neden? Fluffy, dinle. Seni yakalamasına izin verme. Kaç.
Ben bunun icabına bakacağım. Tamamdır. Öldü mü? Yoksa Fluffy mi vurdu lan yanlışlıkla? Ha, ölmüş. İşte sonuna geldin. Fluffy'nin yakınına daha bir daha yaklaşma sakın. Seni salak yaratık. Oha, tekmeyi vurduk, aşağı attık galiba. Ya onu kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum bile yani. Sayamadım bile. Ama bu bile bu kadar şeyden sonra hayatta kalamaz, kurtulamaz. Yani kesin ölmüştür demeye getiriyor. Fluffy, bunca karmaşıklığa seni de dahil ettiğim için kusura bakma. Ama şimdi her şey yolunda. Fluffy? Sorun ne? Yaralandın mı? Neden? He? Ne oluyor lan? Çok korkunç. Ama ben yine de dayanıp, bunca şeye dayanıp eve gitmek istiyorum. Sadece eve gitmek istiyorum. Ama neden annem gelmiyor? Annem benden nefret mi ediyor? Fluffy. Annem benden nefret ediyor. Bu yüzden asla benim için geri gelmeyecek. Ben sadece istenilmeyen bir çocuğum. Fluffy, bu doğru değil. Bu doğru değil. Sen Ben Bay Polis'e gidiyorum. Anladım. Tamamdır. Ben de seninle geliyorum. Ben iyiyim. Kendi başıma gidebilirim. Fluffy, gecenin bu saatinde kendi başına gitmemen lazım. Ben çetin bir çocuğum. Yani cesurum. Kendi başıma halledebilirim. Annem burada olmasa bile. Annem burada olmasa bile yine de ağlamayacağım. Bekle. Aa, başım. Ya sanki patlayacakmış gibi hissediyorum. Fluffy. Nereye gitti ya bu çocuk? Aa, gitti mi? Hem de kendi başına. Hayır Fluffy. Annen senden nefret etmiyordu. Ona karşı umudunu kaybeden sendin. Ben burada ne yapıyorum böyle? Bu yıkıntı, döküntü şeylerin arasında gezinerek ve bir adamı arıyorum. Tanımadığım bir kişiyi üstelik. Eve gitmem lazım. Yani bu yaptığımın hiçbir anlamı yok. Beni hiçbir noktaya ulaştıramaz yani. Hiçbir şey değişmez. Aklı başına geldi. Salak bir tane adamın tek peşine takıldın. Böyle gidip gidip duruyorsun. Anı unuttun tabii hastanedeki. Gidelim bakalım. Gider ayak odaları kontrol edelim. Belki bir şeyler denk geliriz.
Silah üstümüzde mi? Oo, silah üstümüzdeymiş. Mermi, bir tane mermimiz kaldı. Allah Allah, niye bir tane mermi kaldı acaba? Onu da kendi başımıza mı sıkacağız? Aha. Bu da ne? Bir kadının sesine benziyor. Acaba Fluffy'nin annesi olabilir mi bu? Ha, demek onun için geri geldi. Bu çok iyi. Ama Fluffy'yi görmeden es geçmiş olması lazım. Klinik tarafından geliyor. Gidip kontrol etsem iyi olur. Klinik tarafı ne tarafı oluyor ki? Bu taraf mı? Aşağısı mı oluyor? Ses devam ettiğine göre buralar. Aşağı kat mı? Aha, kapı aralanmış. Nerede bunun annesi? Hey, kim o? Oradaki kim? O ne lan? Bir gölge var. Hey, sen kimsin? Anne? Oha, David'in annesi mi bu? David, beni neden terk ettin? Hayır, bu doğru değil. Anne, burada nasıl olabilirsin? Hastanelerden nefret ediyorum. Sen benim ailemdin ve şimdi beni terk etmiş durumdasın. Hayır. Sen hastaydın anne. Ve bu yüzden beni terk mi ettin yani, hasta olduğum için? Kendi aileni. Daha fazla bana dayanamadın mı yani? Hayır, yanılıyorsun. Sen kimsin? Annemin burada olma ihtimali yok. Sen neden burada olmaya, yani neden buradasın diyor. Acıyor David. Aynı eskiden olduğu zamanki gibi David. Ne demek istiyorsun ya? Beni yine öldürmeye mi çalışacaksın? Eskiden olduğu gibi. Vay. Gizli sırlar ortaya çıkıyor galiba. Çok acıyor David. Kirli çamaşırlar. Sen kimsin? Benim evimdeki kim? Kocama ne yaptın? Cevap ver. Anne, lütfen dur. Hep böyle şeyler söylüyorsun. Babam bizi uzun zaman önce terk edip gitti, anladın mı? Unuttun mu? Ne çabuk unuttun bunu? Kapa çeneni, yabancı. Senin gibi birini tanımıyorum. Polis arayacağım. Dur artık. Lütfen. Bugün için bir ara ver artık ya. Yani dinlen artık. Çalışmaktan yoruldum. Yani sana engel oluyorsam, senin için bir engel teşkil ediyorsam söyle yeter. Kapa çeneni. Ağzını kapalı tut. Seni tanıdığımı mı sanıyorsun? Buradan derhal dışarı çık. Dur.
Ne diyorsun? Yanlış bir şey mi yaptım? Lütfen, yanlış bir şey yaptıysam söyle bana. Yoksa beni tahrik etmeye mi çalışıyorsun? Çünkü hiç komik değil bu. Lütfen anne. Kapa çeneni. Sessiz ol. Ben senin annen değilim. Seni tanımıyorum. Çık dışarı. Yeter. Annesini boğuyor David. Katil. Lütfen bir yardım etsin katil. Paul içeri girdi bu arada. David, hey, ne yapıyorsun sen? Hey, dur. Bırak onu. Onu öldürmeye mi çalışıyorsun? David. Bir beyin tümörüymüş. Doktor söylüyor bunu. Ve beyin üzerinde bir baskı oluşturuyormuş. Bundan dolayı ani değişimler yaşanabiliyormuş ruh halinde. İşte şiddete yönelik eğilim. Ondan sonra hafıza kaybolabiliyormuş. Bu senin hatan değil. Lütfen kendini suçlama. Yani bazı şeyler, aile içerisindeki bazı yani inişler, çıkışlar bu tür hastalıkları gün yüzüne çıkarabilir diyor, tetikleyebiliyor diyor. Yani zaten daha öncesinde olan bir hastalıkmış bu. Fakat herhangi bir nedenden dolayı, herhalde stresten falan veya işte babasını terk etmesinden ötürü falan annesinin beynindeki tümör ortaya çıkmış. Yani kendini göstermeye başlamış. Zaten daha öncesinde orada sessiz bir şekilde yatıp saklanmış şekilde duruyormuş. Belki bunu söylemem lazım ama bu tür şeyler her zaman olur. Eğer daha önce, çok az bir şey daha öncesinde bunu fark etmiş olsaydık, tespit edebilmiş olsaydık, yani tümörü. Yani demek istiyor ki burada çok az bir şey daha süre öncesinde tespit edebilmiş olsaydık anneni kurtarabilirdik'e getirmek istiyor galiba lafı. Ve diyor annen çok zayıf düşmüş durumda şu an. Derhal bir an önce ha pardon. Şeyi operasyonu ertelememiz gerekiyormuş. Ve şimdilik onu bakıma alacağız. Gözetim altına alacağız hastanede. Eğer kondisyonu yükselirse, iyi duruma gelirse, yani ne diyorlar ona, bünyesi kuvvetlenirse ondan sonra işte şey için, tedavi için, ameliyat için ona göre karar veririz diyor. Umarım ki diyor, umut ediyorum ki bu uzun bir süre almaz diyor karar vermek. Lütfen onu sık sık görmeye gel. Seni tanımıyor olsa bile, yani seni hatırlamıyor olsa bile, o senin ailen sonuçta. Yani ailenin bir parçası sonuçta diyor annen. Hayır. Biz artık aile değiliz. Öyle olduğumuzu söyleme. Eğer durmamış olsaydım, yani gerçekten durmamış olsaydım onu öldürebilirdim. Çünkü gerçekten de içimde ona karşı bir öfke var, bir kin var, bir kızgınlık var. Ve bu doğru. Onu hastanede ihmal ettim. O benim tek, ailemden geriye kalan tek parçaydı. Benim kıymetli annem, babam gittikten sonra bana bakan ve bana kıymet gösteren tek kişi.
E şimdi. Ah. Dileklerim hiç gerçekleşmiyor. Hayallerim, aşklarım ve aile olayı bile. Ah. Hepsi hayal kırıklığı. Yani hayatımda yolunda giden, dümdüz yolunda giden hiçbir şeyim yok. Her şey zikzaklı durumda, her şey kırılmış durumda, bükülmüş durumda. Yani bunca zamandır aradığım şey neydi ki? Artık aramama gerek yok. Artık her şey apaçık ortada. Sadece bir yol vardı geriye kalan. En başından beri. Evet. Hastane bölümünün sonuna da gelmiş bulunmaktayız böylelikle. Ve bir sır daha ortaya çıkmış oldu. David zamanında annesini öldürmeye çalışmış. Annesinde tümör varmış. Aa, evdeyiz. Kahretsin. Bunca zamandır David hiçbir çağrıma cevap vermedi. Acaba neyin peşinde ve nerede? Paul, ne yapmamız lazım? Biliyorum, David'i tek başına bırakmamamız gerekiyordu. Marion, kendine hakim ol şimdilik. Durum böyleyken nasıl sakin olabilirim? David bu annesiyle ve Charlie arasında yaşadığı bunca şeyden sonra yıkık durumda. Ve üstelik daha çok daha öncesindeki yapmış olduğu yani hatalar olsun, işte acımış olan canı olsun, başına gelenler olsun, bunları bile düşünüyor yani, bunlar üzerine bile üzülüyor. Ben her zaman onun için endişelenmiştim. Her zaman onun geri dönüş olmayan bir şey yapacağından endişe duyuyordum. Yani intihar etmesinden bahsediyor. Yani onun hatta ev taşınmasında, evinin taşınması olayında belki bir nebze de olsa zihnini boşaltabilir, temizleyebilir diye düşünmüştüm ama yani böyle umuyordum. Fakat görünüşe göre bu pek de yardımcı olmamış. Öyle değil mi? Yani bu aslında kötü bir fikir değildi. Ama o mekanı seçmekle hata benimdi. He? Kahretsin, onu tekrar arayacağım. Eğer bu sefer de cevap vermezse polisi arayalım. Ne demek istiyorsun? Neden o oda? Aa! Böyle bir zamanda bana hayal hikayeleri hakkında bir şeyler zırvalama. Her zaman bana bir şeyler görüyor musun? Bir şeyler görüyor musun? Gibi şeyler ve David, David, neredesin? Central, yani merkezi hastanede. Biraz ötede bir il veya ilçe yerleşke demek istiyor burada. Neden oradasın? Dinle beni. Seni bulacağım. Lütfen benim için bekle. Yani bir kılını bile kıpırdatma olduğun yerden. Gelme. Lütfen gelme. Beni yalnız bırak. David. Hey David. Oluyor lan böyle? Oh. Başka bir yerleşkede mi?
Yani motorumla gitsem bile yaklaşık bir gün alacak sanırım bu. Marion, David almaya gidiyorum ben. Ben de geliyorum. David benim de arkadaşım. Yani böyle bir zamanda onu görmezden gelemem. Pekala, hadi gidelim o halde. Oh, David'in arabası. Hala burada. Hadi Marion. Buralar karanlık oldu. Bu yüzden bana yakın dur. Tamamdır. Vay, bu sefer Paolo oynuyoruz. Üzerimizde item olarak sadece ehliyetimiz var ve bir telefon. Burada bir kayıt alalım. Devam mı tamam mı arkadaşlar? Devam mı tamam mı? Devam edelim bakalım çünkü merak etmeye başladım. Hikaye heyecanlanıyor burada. Ama kesiyorum burada arkadaşlar. Evet, bakalım hikayenin devamı da ne olacak arkadaşlar? Bir sonraki bölümde göreceğiz. Bay Pizza ile The Crooked Man 7. bölümün sonuna geldik. Sanırım bir sonraki bölüm final bölüm olacak. O halde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.